Yenilenmiş hücreler son yıllarda plastik cerrahide sık kullanılan bir yöntem. Bunlar PRP, PRF gibi kanın belli elemanlardan oluşuyor. Nasıl yapılıyor? Yaklaşık 10 cc kan alınıyor, santrifüj ediliyor, bir aletle çevriliyor. Daha sonra kanın belli elemanlara ayrılıyor. Bu cildin ikinci tabakasına enjekte ediliyor. Bu şekilde hem ince kırışıklar açılıyor hem de bir lifting, yani bir germe etkisi oluşturuluyor. Temel olarak mekanizması ciltte var olan kolajen dokusunun artmasını sağlayan bir yöntem. Sık kullanılan bir yöntem. Yalnızca yüz gençleştirmede değil, saç dökülmelerine karşı, hatta saç ekme esnasında da kullanılabilir.